Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda benzerlik konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa numarası 63'teyiz. Thales teoremlerini anlatacağız. Thales teoremlerini ve temel orantı teoremini anlatacağız arkadaşlar. Thales temel orantı hemen hemen aynı şey zaten arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu zamana kadar biz benzerliğin temel yapılarını gördük. Açı 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 benzerliği, kenar açı kenar benzerliği ve kenar 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 benzerliğini gördük. Bundan sonrakiler oradaki benzerliklerin kısaltılmış hali olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Biraz sonra özellikle Thales'te anlatırken ispatını da vereceğim arkadaşlar. Eee, pratik hali olduğunu da göstereceğim sizlere. Evet Thales teoremi öncelikle Tales amca diyor ki şimdi paralel doğrular olduğunda ve iki tane doğru bunu kestiğinde yukarıdan aşağıya oranlamalar birbirine eşittir. Yani A bölü B C bölü D'ye eşittir. Ya isterseniz bunu sağlı sollu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama öncelikle şunu yazayım. Yukarıdan aşağı A bölü B C bölü D'ye eşittir. Bunu yazmışım. Ama bunların işler dışlar yaparsanız C buraya B buraya gelirse A bölü C B bölü D'ye eşit oluyor değil mi? A bölü C B bölü D'ye eşit oluyor. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama en klasiği yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşittir. Mantığı tabii ki daha uyumlu ve mantıklı diyebiliriz aslında. Ya da sağlı sollu birbirine oranlamaları birbirine eşittir. Yalnız soldan başlıyorsanız sol bölü sağ sol bölü sağ şeklinde A bölü C B bölü D'ye eşittir de diyebiliriz arkadaşlar. Tales amca bunu demiş. Bunun da ispatlarıyla göstermiş. İsterseniz ben size ilk önce şunu yapayım arkadaşlar. Soruyu yapayım. Şimdi e, ne diyor? Bunların üçü birbirine paralel. E, üçü birbirine paralelse o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şunun şunu oranı bunun bunu oranı eşittir. Yani x eksi 1 bölü 8 x eksi 1 bölü 8 eşittir. 2 bölü x artı 1'dir. 2 bölü x artı 1'dir. İşler dışlar yapınca x eksi 1 çarpı x artı 1 Eşittir. 8 ile 2'nin çarpımı 16. E bu 2 kare farkı değil midir? Evet. Yani x kare eksi 1'in karesidir bu. 16'ya eşittir. 1'in karesi zaten 1. Eksi 1 öbür tarafa artı 1 diye geçti. x kare eşittir 17. x de buradan neye eşit oldu? Kök 17'ye eşit oldu arkadaşlar. Evet. Bu örneğin cevabı da kök 17. Tales amca rahat durmamış. Bunu üçgenlerde de uyarlamış ve biz buna da ne diyoruz arkadaşlar? Temel orantı diyoruz. Evet. 1. Tales diye de geçiyor bazen kitaplarda arkadaşlar. Eee... Bu Thales Teoremi de diyor ki arkadaşlar işte bir üçgende böyle paralel çizilince BC'ye paralel DE'ye doğru parçası çizilince arkadaşlar e, paralelin sivrildiği yerden başladığımızda şu bölü tamamı, bu bölü tamamı, X bölü Y'ye eşittir diyor. İşte arkadaşlar biz benzerlikte tabii ki açı 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 benzerliği, kenar açı kenar benzerliği ve kenar 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 benzerliğini kullanarak çoğu, çoğu soruyu çözebiliriz. Hatta e, benzerlikle ilgili çözülebilen her soruyu çözebiliriz. Ama bunlar onların pratik halidir. Bu nereden geliyor onu göstereyim isterseniz. Açı 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 benzerliğinden geliyor. Bak şimdi arkadaşlar. Bak burası nokta açısıysa yöndeşlikten dolayı burası nokta açısı. Burası çizgi ise burası da yöndeşlikten dolayı çizgi. E bu açı da zaten şu üçgenle büyük üçgende ortak açı. E aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Bak şimdi dikkat et. Çizginin karşısı A bölü çizginin karşısı A artı B. Gördün mü? A bölü A artı B. Noktanın karşısı C bölü noktanın karşısı C artı D'ye eşittir. Kanadı maçının karşısı x bölü kanadı maçının karşısı y eşittir. Aslında sen bu temel orantıyı bilmeden de normalde açı açı muhabbetinden yani açılara dalaraktan açı 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 benzerliğinden sonucu ulaşabilirsin. Ama bizler için pratiklik olması bakımından bu temel orantıyı ayrıyetten bilmemiz lazım arkadaşlar. Sorularda çok kullanıyoruz. Özellikle paralellik maralellik varsa paralel doğruların üstünden geçip temel orantıyı kullanıyoruz arkadaşlar. Temel orantıyı da kullanırken paralellerin sivrildiği yerden başlıyoruz. Bak sivri noktayı bulurken. Paralellerin sivrildiği yer burası. Buradan başlıyoruz tekrar. Şu bölü tamamı. Şu bölü tamamı. X y'ye eşittir. Ha hocam üçgenimiz böyle. Bu sefer paraleller böyleyse sivrilen yer burası oluyor. O zaman bu bölü bu. Bu bölü bu. E şu bölü şuna eşit diyeceğiz arkadaşlar. Yalnız bizim Thales teoreminde yukarıdaki gördüğümüz Thales teoreminde ne diyordu? Yukarıdan aşağıya oranlamalar birbirine eşittir diyordu. İşte burada Thales teoremini uygularken tamam tekrarlı gidebiliriz. A bölü A artı B, C bölü C artı D, X bölü Y'ye eşittir diyebiliriz. Doğru. Ama Thales amcanın dediği gibi de arkadaşlar direkt şunlar işin içine girdiğinde A bölü B, C bölü D'ye eşittir de diyebiliriz arkadaşlar. Thales'ten dolayı. Çünkü paralel doğrular olunca direkt yukarıdan aşağı oranlamalar birbirine eşittir diye söyledik zaten biraz önce. Ya sorusuna göre değişiklik olacak arkadaşlar. Mesela soruda şöyle bir şey geldiği zaman hani pratiklik olması bakımından bu bilgiler önemli arkadaşlar. Atıyorum burası 4 burası 2 olsun mesela. Hocam şunlar işin içine girerse eğer evet tekrarlı 4 bölü 6. 4 bölü 6 nedir arkadaşlar? 2 bölü 3'tür. O zaman buraya 2K buraya 3K yazabiliriz. Ama koldan kola geçiş varsa yukarıdan aşağı 4 bölü 2 buradaki yukarıdan aşağı oranlamaya eşittir. E 4 bölü 2 4 bölü 2'ye baktığımız zaman da 2 bölü 1'dir aslında. Yani burası 2A iken buraya daha diyebiliriz. Yukarıdan aşağı 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran var diye kolayca yazıp ona göre işlem yapabiliriz. Ya da şurada da aslında 2 bölü 3 diyebiliriz. 2A bölü tamamı 3A'dan buraya da A kaldı diyebiliriz. Ama şunu da kullanmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle koldan kola geçişte bunu kullanacağız sorularda bize daha çok pratiklik sağlıyor. Tamam mı gençler? Temel orantı dediğimiz olay bu. Şimdi sorulara başlayalım. Biraz da sayılar bizi yönlendirecek zaten. Bak şimdi. Ne var burada? Hocam bilinmeyen var burada. Şuradaki bak. Hem burada temel orantı var hem burada temel orantı var. Ama burada hangisini kullanmak mantıklı? Tabii ki şuradaki temel orantıyı kullanmak daha mantıklı. He, yukarıdan aşağı. Tekrara girmeme gerek var mı? Bence yok. Arkadaşlar gerçekten gerek yok. Ona 5 oran var burada? Evet. Yani 2'ye 1 oran var. Direktman buraya 2K'ya K, ya K ya yazabilirsiniz. Bazı arkadaşlar hala şöyle kullanıyor olabilirsiniz arkadaşlar ama biraz işlemi uzatıyorsunuz. Koldan kola geçiş lazımsa hiç gerek yok. Yukarıdan aşağı 10 bölü 5 2 bölü 1 ise burada da 2 bölü 1 oran vardı. Şimdi benden şurası isteniyor arkadaşlar. Şu üçgene yoğunlaşıyoruz şimdi. E buradaki sivrilen yerde burası. Buradaki oran şunun tamamının oranı. Yani 2K'nın 3K'ya oranı eşittir. TKR'a girmek zorundayız. Çünkü şu uzunluk isteniyor bizden. Bunun tamamının oranı 6 bölü x'e eşittir arkadaşlar. Buradan k'lar sadeleşti. Buradan 2x eşittir. E, kaç çıktı arkadaşlar? 18 çıktı. x de buradan kaç oldu? 9 oldu. Hatta daha da olayı pratikleştirme işine girelim mi arkadaşlar? Bak şimdi. 2k'daki oran kaç? 2k'da kaç olmuş? 6 olmuş. Ha, 2k'da 6 olmuş. 3 katı. 3k'da da 3 katı 9 olur diyebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunlar soru çözdükçe pratikleşecek. Bak böyle. 2k'daki 6 ise 3k'daki yani 2K'daki 6 3 katıysa 3K'daki de 3 katı direkt 9 diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde sonuca ulaşmak için e, pratik yöntemleri de kullanabilirsiniz. Ama bunlar ben ilk soruda gösteriyorum ama <laughs> sizlerin soru çözmesiyle olacak arkadaşlar bunlar. Evet geldik şu soruya. Aa hocam hem burada temel orantı var ama buradaki temel orantıda hiçbir oran yok. X isteniyor. Şunlardaki oran yok. Şuradaki, şuradaki oran yok. X'i burada bulamıyorum. Hem de şu üçgende bir temel orantı var. Sayılar burada ya. O yüzden buraya yoğunlaşacağımız belli arkadaşlar. Haydi buraya yoğunlaşalım. Hocam şunlar işin içine girmiş. Paralel doğrular için içine girince tekrarlı. Tekrarlı bakacağız. Hocam paralel doğruların sivildiği yer burası. Buradan tekrarlı. Şu bölü şu. 6 bölü 18'e eşit olacaktır. Evet 6 bölü 18 nedir? 1 bölü 3'tür. En sade şeklini yapmak en mantıklıdır tabii ki. Yani burası K iken tamamı 3K'dır o zaman. Çünkü 1/3 oran olacak, 1/3 oran olacak. O zaman buraya 2k kaldı. A şimdi şu paralel doğru da arkadaşlar, şu paralel doğru da. Hocam 1'e 2 oran var, 1'e 2 oran var yazabilir direkt A'ya 2A. Hatta yazmak istiyorsan hocam buradaki de de 2'ye 1 oran var, 2'ye 1 oran var yazabilirsin. 2B ise burası da B yazabilir. Gerek de yok ama olsun, fark etmez. Şimdi benden şunlar isteniliyor gençler. O zaman buna göre arkadaşlar şimdi şu temel orantıyı yapacağız. Bakın bu sefer burada ne var? Hocam şunun tamamına tekrara gireceğiz. Paralel doğrular için içine girmişse tekrara. 2B'nin 3B'ye oranı. Bakın 2B'nin tamamına yani 3B'ye oranı eşittir. X bölü 12'dir. X bölü 12. Buradan ne geldi arkadaşlar? 3X B'ler sadeleşti. 24 yaptıysa X de buradan kaç yapar arkadaşım? X de buradan 8 yapar. Ya da hocam 2B'deki bak 3B'deki kaç? 12. 4 katı. 2B'deki de 4 katı direkt 8 diyebilirsiniz pratik bir yoldan yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Evet bu sorumuzun cevabı da böylelikle 8 oldu. Geldik bir sonraki soruya. <laughs> Heh, burada da güzel bir şey öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Thales'te temel da şuraya bir ufak, ufak bir not girişi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şunlar birbirine paralelse. Yok burada yapmayacağız ya. Ufak not girişine hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok. Alandayız zannettim. O yüzden şey yaptım. Alanlarla ilgili ilişki var arkadaşlar. Ama neyse bunu yazmışken göstereyim. Şunlar birbirine eşitse arkadaşlar. Şuradaki oranlamaları rahat bir şekilde yazabiliriz. Hocam 1 bölü 2'den dolayı A ise 2 A yazabiliriz. Hatta şöyle göstereyim. Mavi ile göstereyim onu. Hocam 1 bölü 2'den dolayı K ise 2 K diyebiliriz. 1 bölü 3'den dolayı 3 K olur. 1 bölü 4'ten dolayı 4 K olur. 1 bölü 5'ten dolayı da 5 K olur. 1 2 3 4 5 şeklinde gidiyor. Ama ezbere yok. Sakın. Ben öylesine çizmiş bulundum gösterdim arkadaşlar. Bunu ezberleyin diye bir şey söylemiyorum arkadaşlar burada. Ona göre dikkat edin. Şimdi öncelikle kısa olanı bulmak tabii ki daha makbul burada. Mesela burada direkt orta taban yok mu arkadaşlar paralellikte var. Aa hocam direkt ben burası ne olur? 2 olur. Heh, şimdi burada 1 bölü 2'den dolayı 2 katı. E burada 1 bölü 3'den dolayı 3 katı 6 olur diyebiliriz. Hani bulmanın kolay yolu sadece. Aa buna da gerek yoktu. Şimdi e, ilk önce 4'ü kullanmak zorundayız. 4'ü kullanmak için de ne yapacağız arkadaşlar? Şu X'i bulmak için DE'yi bulmam lazım. DE'yi yönelik hamle yapacağım. Burada ne var? Şu temalar antıda 2 bölü 3 oran var arkadaşlar. Şunlara baktığınız zaman bunlar KKKK K, K, K değil mi arkadaşlar? Evet. Bu da 2 bölü 3 oran. 2K'nın 3K'yı oranı eşittir. tekara girdik çünkü paralel doğrularla arasındaki ilişkiyi bulmam lazım. E, 2 bölü 3 oran eşittir. 4 bölü A arkadaşlar. 4 bölü A'dan dolayı K'lar nanay. 12 2 a'ya eşitse 2 a eşittir 12 ise a'yı buradan 6 buluruz. E a 6. Şimdi burada temel orantıyı yapacağız arkadaşlar. Şuradaki temel orantıda da kaça kaç oran var? 1'e 5 oran var. Değil mi arkadaşlar? 4 oran var pardon. K'nın 4 k'yı oranı eşittir. 6 bölü x yapmak zorunda. 6 bölü x yapmak zorunda. K'lar gitti. X de buradan kaç yaptı? 24 yaptı arkadaşlar. Ya da kısaca hocam 2K'daki 4 ise ha, buradaki benzerlikte 2 katı. 2K'daki 4 2 katı. 3K'daki 2 katı 6 diyebiliriz. Sonra K'daki 6 ise 6 katı K'da. Şuraya baktığımızda da 4K var. 4 katı o zaman 4, 6 kere 4 24 de yazabilirsiniz. Direkt kafadan işlem yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Tamam mı? Geldik bir sonraki soruya. Hmm Zehra. Evet Zehra yeğenim olur. Ali Karan'ın kızıdır. Bütün sülaleyi kullanıyoruz sorularda biliyorsunuz. Hadi bakalım Zehra. Bir açıları. Birer açıları birbirine eşit olan iki üçgeni BCD noktaları doğrusal olacak biçimde masa üzerine koymuştur. Evet BCD noktaları doğrusal olacak şekilde masa üzerine koymuş. Hmm. Bu doğrusal. Bu doğrusallığı kullanacağız demek gibi arkadaşlar Tamam. Bu doğrusallık acaba ne işime yarayacak şimdi? Bakalım şimdi. Sonra abi 6 vermiş, 12 vermiş, 8 vermiş, 5 vermiş. Şu an verilen bilgilerle maalesef hiçbir şey yapamıyorum. A hocam birer açılara eşit kenar açı kenar var mı? Alfanın kolları 1'e 2. 6'ya 12 alfanın kolları 5'e 8 maalesef kenar açı kenarda yok arkadaşlar. Burada bir işlem yapamıyorum. Soruyu okuyalım. Zehra ECD üçgeninde ok yönünde C noktası etrafında BCE açısı kadar döndürdüğünde. BCE açısı yani şu açı kadar döndürdüğünde. Yani bu ne demek arkadaşlar? Sen bu kenarı döndüreceksin şimdi. Arkadaş bu kenar dönerken bu açı kadar dönerken şuraya kadar gelmeyecek mi o zaman bu? Evet. Evet bu açı kadar döndürmek bu kenar buraya kadar geliyor demek. E Döndürdüğüm zaman üçgeninde şöyle bir üçgen arkadaşım. Şöyle bir üçgen. Bu üçgen buraya mı denk gelecek arkadaşlar? Evet. Dikkat edin. Şu 8 kenarı buraya yapışacak. O zaman buraya 4 kaldı. Sonra bu nokta açısı hop, buraya denk gelecek arkadaşlar. Sonra bu 5 kenarı da nereye denk geliyor arkadaşlar? Şuraya denk geldi. Evet. Bunun tamamı kaç arkadaşım? Bunun tamamı 5. Şimdi döndürüldüğünde DE uzunluğunun ABC üçgeninin üzerinde olmayan kısmının uzunluğu kaçtır? Ha, DE uzunluğu. Şu 5 birim uzunluğunun döndürdüğüm zaman bunu DE uzunluğunun ABC üçgeninin üzerinde olmayan kısmı soruluyor arkadaşlar bize. Peki hocam şöyle bir üçgen geldi. şunu şuraya koyunca bu üçgen ve bu üçgen var. E hocam şu açıların eşitliğini niye verdi? Bak burası nokta açısı burası nokta açısı. Heh şimdi esprisi bu zaten. Bak klasiğin dışında bir soru yeni nesil bir soru. ÖSYM direkt şey size paralellik işte burada. Buyurun işlem yapın şeklinde sormayabilir. Bak Açıların burada eşit olması, bu açıyla bu açının eşit olması, bu iki doğrunun paralel olması anlamına gelmiyor mu? Geliyor. A paralellik çıktı burada. Yani şurada ne var arkadaşlar? Bir temel orantı var arkadaşlar. Şurada temel orantı var. Temel orantı sivri noktası burası. Şunun tamamını oranı yazıyoruz. 8 bölü tamamı 12 eşittir. Şuraya A diyecek olursam A bölü 6 eşittir. A bölü 6 eşittir. Buradan işlem yapacak olursak 12 iken yarısı olmuş. 8 iken de yarısı olacak. A'yı 4 buluruz arkadaş A4 ise zaten bu uzunluk 5 birimdi tamam 5 birimde A'yı 4 bulduysak X'e de kaç kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. Bakın çok güzel sorulardan biri. ÖSYM'de bu mantıkla bir soru yine sorabilir. Çünkü farklı şeylerle her sene farklı şeylerle karşımıza geliyor. Bu yapıda bir soruyu ben başka bir kaynakta görmedim arkadaşlar. tabi ben yazdıktan sonra belki bu sene kaynaklara da girebilir bilemiyoruz arkadaşlar. Göreceğiz yakın zamanda. Hoş bir soru. Hani direkt vermiyor benzerliği. Bizim fark etmemizi istiyor arkadaşlar. İşte yeni nesil soru dediğimiz bu. Dikkat edin bu soruyu arkadaşlar. Hatta silip bir daha kendiniz yapın. Geldik şuraya. Klasik sorular. Tabi klasik sorular mutlaka olacak. Konuyu daha iyi kavrat, size kavratabilmek için arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne var burada? 4 var 2 var. X isteniliyor bizden. Genelde öğrenci milletin yapamadığı sorudur. Niye? Hocam 4 bölü 2 Şu paralelliğe bakıyoruz. Tekrara giriyoruz. Şunun şunu oranı işte 4 bölü 6. 4 bölü 6 dediği nedir? 2 bölü 3. Buraya 2K buraya 3K yazıyorsunuz. Ya kardeşim sorunun içerisinde bunlarla ilgili bir soru soruluyor mu bize? Ya bu paralellik ya da bu paralellik. Paralel doğrular arasında bir ilişki sorulmuyor değil mi? O zaman bunlara dalma. Benim gösterdiğim yöntemi uygula. Yani şu paralelliğe baktığın zaman ne var? Hocam kolda 4'e 2 oran var. Değil mi? O zaman diğer kolda da 4'e 2 oran vardır. Yani 4 bölü 2. Tekrara girme. Bunlar işin içinde yok. Yani 4 bölü 2 nedir arkadaşlar? 2 bölü 1'dir. Yani burası 2K iken burası ne olacak arkadaşlar? K olacak. Her zaman ne diyoruz? Verilen bilgileri soruda kullan arkadaşım. Verilen bilgiyi kullanacaksın. E hocam ben soruyu çözemedim. Niye? Hala daha bir şeyi kullanmadım. Neyi kullanmadım? Şuradaki paralelliği kullanmadım arkadaşım. Şu paralelliği de kullanırsam soru bitecek. Hocam şunlar nedir? Birbirine paralel ya. Aa burada da bakın şu paralellikte şurada bir oran var. 2'ye 1 oran. O mavi paralelikte de burada da 2'ye 1 oran olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. Yani burası 2 enken burası n en olacak. A n dediğimiz x oldu. Yani burası x iken burası ne olacak arkadaşlar? 2x olacak diyebiliriz. E 2x uzunluğu bakın belli. 6. 2x 6 ise x'i de buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Dolayısıyla cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 3 çıktı. Geldik bir sonraki örneğe. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu arada dikkat edin o paralellikleri kullandığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız. Geldik bir sonraki soruya. Arkadaşlar lütfen ama lütfen dikkat edin. Daha öncesinde de ÖSYM bak böyle bir soru sordu. İsterseniz öncelikle siz bir kendiniz yapmaya çalışın. Bak geç, geçtiğimiz senelerde sordu. Yani ÖSYM'nin çıkmış sorusunun bir benzeridir arkadaşlar bu. Ya genelde de ÖSYM böyle birkaç yılda bir zor bir soru soruyor arkadaşlar. Hani zor mu? Çok da zor değil aslında da insana böyle karıyı anımsattığı için böyle alfabetaya dalısı geliyor aslında burada insanın ama e, o yönden dolayı hani nerede çözeceğimiz belli olmadığından dolayı biraz zor gelebilir belki. Geçen sene 2021 tayfa sorularına da baktığınız zaman işte zor soru sormuyorlar hocam diyenleriniz var. Cevaben 2021 tayfanın sorularını diyorum size. Ya tamam çok zor soru yine yok ama güzel sorular var arkadaşlar ama ayet de falan da güzel sorular da çok zor soru da vardı arkadaşlar haberiniz olsun. Yani geometri de yine seçici sorular soruyorlar haberiniz ola. Evet. <laughs> ABC üçgenin BC kenarına ait yüksekliği 10 verilmiş. Arkadaşlar şuraya kadar kısım ne verilmiş bana? 10 verilmiş. KLMN karesinin alanı 16 verilmiş. Karenin alanı 16 ise bir kenarı 4 yapmaz mı arkadaşlar? Yapar. 4, 4, 4. Şuradaki uzunlukta kaç yaptı? 4 yaptı. Şurası da 4 yaptı. BC uzunluğu. He, x. A kare olmasından dolayı arkadaşlar. Şimdi bunlar kare ya. Bu arada burası 4 ise şurası da 4 değil mi genç? 4. Buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Bunu da yazalım arkadaşlar. Çünkü burası da bir dikdörtgen. Şurası da bir dikdörtgen. 90, 90, 90 ise 90 oldu. Dikdörtgen oldu. 4 ise burası da 4 oldu. O zaman buraya da 6 kaldı. Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Ya da bulduğumuz bilgiyi kullanacağız diye hep bangır bangır bağırıyoruz size. Değil mi? Evet neyse burası 4'ü yazdık. Burası da 6 çıktı. Şimdi benden x deniyor. Eyvah eyvah x'i nasıl bulacağım? x tamamı. A arkadaşlar kare olduğundan dolayı bakın şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Yani kare olduğundan dolayı şunlar paralel yani tamamı da paralel olmuş oluyor. Ha bizde de demek ki temel orantıyı kullanacağım zaten bak. Buradaki uzunluk belli. Şu tamamı isteniyor. Temel orantıyı kullanacağım. Temel orantıyı kullanırken de şunun tamamının oranı 4 bölü x demem lazım. Yani şunu bulmam lazım. E hocam burada da 6'ya 4 bulduk. Aynı şekilde Şurada da bir şey yok mu? Temel orantı yok mu arkadaşlar? Var. 6'ya 4 bulduysan onu kullan. Yukarıdan aşağı oran kaç burada? 6 bölü 4. Hani koldan kola geçişte. Hani tekrarlı yazmamıza gerek yok. 6 bölü 4. 3 bölü 2 değil mi? 6 bölü 4. 3 bölü 2. O zaman burası 3K ise burası 2K'dır. Tekrarlıyorum. Al, yukarıdan aşağıya 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2. Burada da 3 bölü 2 oran vardır. He, şimdi sorunun cevabı bitti. Şimdi temel orantı. Bunun tamamının oranı. 3K'nın 5K'ya oranı. Arkadaşlar tamam 5K değil mi? 3K artı 2K'dan dolayı. Eşittir. 4'ün x oranı olmak zorunda arkadaşlar. K'lar ay. Buradan 3x eşittir 20'den. X'i de kaç buluruz arkadaşlar? 20 bölü 3 olarak buluruz. Tekrar söylüyorum. ÖSYM'nin önceden sormuş bir sorusudur arkadaşlar. Lütfen ama lütfen soruya dikkat edin. Geldik şu soruya. Evet. Burada bir oran verilmiş. Oranlamaları yazalım. EB'nin uzunluğu 3k, AE'nin uzunluğu 2k. Yaz bakayım EB'nin uzunluğunu ve EA'nın uzunluğunu yazdık. Şimdi arkadaşlar ya çok ilginç bir şeydir. Böyle özellik tarzını hiç sevmem ama bu özellik bir kere gösterince hep akılda kalıyor. Yamukta da böyle e, kullanabiliyorsunuz. Zaten yamuk sorusu zaten şuraya baktığınız zaman arkadaşlar. Şunların üçü de birbirine paralel ya. Böyle paralel verildiği zaman bak dikkat edin çok kolay bir şey var. Şuradan şuraya 2k'da 4'ten 10'a kaç artmış var? Artış var. 6 artış var. Bazen de azalış oluyor arkadaşlar. Neyse. E hocam şuradan şuraya kaç artış olacak o zaman? 2K'da 6 artış varsa K'da kaç artış olacak? 3 artış olacak. 3K'da kaç artış olacak? 9 artış olacak. Yani 10sa burası kaç olur? 19 olur diyebiliriz arkadaşlar. O zaman cevap 19. Çok kolay değil mi? Ya oran orantı yöntemiyle ne kadar artmış, ne kadar azalmış mantığıyla yapabilirsiniz. Ya da bunun tam ters mantığı farklı bir mantığı arkadaşlar atıyorum aynı soru olsun. 2K olsun 3K olsun 4 olsun burası da 19 olsun mesela. Şimdi şurada baktığımız zaman kaç artmış arkadaşlar şuradan şuraya baktığımız zaman bu sefer de şuradaki x uzunluğu sorusun. Şuraya baktığınız zaman buradan buraya 5K'da kaç artmış? 5K'da 4'ten 19'a 15 artmış. O zaman K'da kaç artar arkadaşlar? 3 artar. Burada 2K mı var burada? 2K'daki artış kaç olacaktır o zaman arkadaşlar? 2K'daki artış 6 olacaktır. 6, 6 artacağından dolayı 6 4 daha kaç yapar burası? 10 yapar diyebilirim. Evet yani bu farklı bu şekilde farklı bir sorusu da gelebilir. Çok kolay değil mi arkadaşlar? Bak bir kere anlattım ya. Bütün soruları siz bundan sonra büyük ihtimalle böyle yapacaksınız. Ama ben temel mantığını göstereyim yine de size. Şimdi gençler bakın. Şurada bir paralellikler verilmiş mi? Verilmiş. Oranlamalar verilmiş mi? Verilmiş. Ebenin uzunluğu 3 kaydı. AY'nin uzunluğu da 2 kaydı. Peki hem oranlamalar var hem paralellik varsa aklımıza ne gelir? Temel orantı gelir. Genelde siz yukarı doğru uzatıyorsunuz. Temel orantıyı böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı değil yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hocam 4 bölü 10'dan dolayı ilk önce şuradaki oranlamayı K cinsinden bulabilirsiniz. Ama tavsiyem yukarıdaki oranlamayı bulmaktansa içeride şöyle bir paraya kenar temel orantıyı böyle oluşturmanız. Paralel çizip de. Yani şurada bir paralel kenar oluşturup da temel orantı oluşturabilirsiniz yan tarafta arkadaşlar. 2K ise burası da 2K, burası da 3K ise burası da 3K. 4 ise 4, 6 kaldı. Burası da 4, buraya da x eksi 4 kaldı tamamı x olduğundan dolayı. A hocam ne çıktı burada? Temel orantı 2K'nın 5K'ya oranı yazıyoruz. 2K'nın 5K'ya oranı eşittir. 6'nın x eksi 4'e, 6'nın x eksi 4'e oranına eşit olacaktır arkadaşlar. İkilerle şu alt sadelesin 3. İşler dışlar yapınca x eksi 4 eşittir 15 geldi ve x de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 19 olarak bulduk. Evet bu sorunun cevabı böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 19 çıktı. Ve geldik bir sonraki soruya. Ya yanlış hatırlamıyorsam yine 2021 e, TYT, TYT ya da MSÖİ'de böyle bir soru vardı arkadaşlar. Tam böyle bir katlama sorusu. Aynen bu şekilde bir katlama sorusu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu soru Laka ÖSYM'de çıkmış bir soru. Haberiniz olsun. Ya bu mantıkta analitikte mi vardı? Tam böyle katlıyorsun bu buraya denk geliyor arkadaşlar. Böyle alanda mı katmıştı hiç? işte bilmiyorum ama siz bakarsınız arkadaşlar. Evet ya düşünseniz ya bakın şöyle baktığınız zaman bir sürü soru tutmuş aslında geçen sene ve ondan önceki senelerde arkadaşlar. Yine aynı şekilde tutacak bir sürü soru var. Yani temel mantığı anladıktan sonra şu fasikülde yani şu geometri ders anlatım föyündeki mantığı temel mantığı anlattıktan sonra yani e, fark görmediğiniz soru olmayacak arkadaşlar sınavda. Hadi bakalım. Neyse. Şuna bakalım. Arkadaşlar bir kere katlama sorusu. Katlama sorularında ne yapıyorduk arkadaşlar? Şekli bir eski haline geri getiriyoruz. Şöyle geri getirdik. Katlamalarda ne oluyordu? Bir kere 6'ya 4'ü yazalım. 6'ya 4'ü yazdık buraya. Katlamalarda ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam 6 ise bunun da tamamı 6. Tamam. Şunu yazalım. Hatta üst üste binen açılarda birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Şu paralelliği de kullanacağız ama. Hocam şu açılarda birbirine eşit. Şu açılarda birbirine eşit. Peki. Paralelliği kullanalım. Arkadaş hiçbir şey yapamıyoruz şu anda çünkü. Paralelliği nasıl kullanabiliriz? Şu paralellikte yöndeş açıdan dolayı nokta açısıysa burası nokta açısı. Hocam şu paralellikte z'den dolayı burası da nokta açısı. A noktaya nokta. Bir ikiz kenar mı çıktı arkadaşlar burada? Aynen. 4 ise burası kaç? 4. Tamamı 6. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. He, K, KL bölü BC isteniyor bizden. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. KL bölü BC. A, şurada bir temel orantı var mı arkadaşlar? Var. Şurada KL bölü BC, e, bulabilirim. Şu temel orantıda şu 6'yı kullandım ya. Şu 6'yı sileyim kafa karışmasın. Şunun şunu oranı arkadaşlar. Bakın şu temel orantıda sivrilen yerden başlıyorum. 2 bölü kaça eşittir? 6'ya. O zaman burası 2K ise, burası 6K mıdır? Evet. Sonra burada ne var arkadaşlar? Şuradan şuraya geçiş yapacağım. Burada da bir temel orantı var. 6 bölü 10'a eşit. 6K ise bunun tamamı da 10K olmak zorunda. Tekrarlıyorum. Şuradaki temel orantıda 2 bölü 6 oran var. 2K ise 6K olur burası. 2 bölü 6 oran olacağından dolayı. Burada da arkadaşlar 6 bölü 10 oran var. 6K ise burası da 10K olmak zorunda. Evet burayı da 10K yazdık. Şimdi bizden ne isteniyor? KL. 2K bölü BC de 10K isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 1 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Evet cevap 1 bölü 5 oldu. Gençler geldik şu soruya. Biraz öne e, şeyi anımsatıyor aslında. Bir özelliği anımsatıyor aslında da. Güzel bir soru arkadaşlar. Soruya bakalım. Şekilde <laughs> ABC üçgeni biçimindeki bir kartonun üzerine GKL üçgen biçimindeki bir karton konulmuştur. Peki. G ABC üçgenin ağırlık merkezi. ABC üçgenin ağırlık merkezi burasıymış. Bunu kullanacağım arkadaşlar. Ve sonra diyor ki e, MK uzunluğu 4 ve burası da MG uzunluğu da 3 olarak verilmiş arkadaşlar. GKL üçgeni L noktası etrafında saat yönünde. Evet şu mavi üçgen L noktası etrafında saat yönünde. Saat yönü bu yön. Yani şu yönde e, BCA açısı kadar BCA açısı kadar alfa kadar döndürdüğümde G eleman AC oluyormuş. Evet ben bunu döndürüyorum. L noktası etrafında. Hop şöyle döndürdüğüm zaman G eleman ne, nerede oluyormuş? Burada oluyormuş. L noktası. Evet ben bunu döndürdüğüm zaman G noktası burada oluyor arkadaşlar. Buraya geliyor. K noktası da şuralara bir yerlere geliyor. Yani yeni üçgenimiz şöyle bir üçgen mi olacak arkadaşlar? Evet. Burası hatta 7 olacak. E, buradaki espri ne hocam? Ben ne kadar döndürdüm bunu? Dikkat edin arkadaşlar. Şu G buraya gelene kadar şuradaki açı kadar döndürdüm arkadaşlar. Alfa açısı kadar döndürdüm. G buraya geldi. Aa bak buraya dikkat et. Bir şey saklamışım burada. Neyi saklamışım? Hocam zaten bu G'yi sadece G'ye bak. G noktası G eleman AC olmuş diye ya, onu kullanacağım. LG L noktası etrafında dönürken hop dönerken böyle bir hareket olacak değil mi arkadaşlar? Dönme açısı hop şu kadar değil midir arkadaşlar? Buradaki nokta gelirken buraya geldi. Dönme açısı ne oldu arkadaşlar? Şöyle dönerken burada döndü arkadaşlar. Zaten ne kadar döndürdüm? BCA açısı kadar döndürdüğümde G noktası buraya geliyormuş. Yani BCA açısı kadar döndürdüm. Dönüş açısı alfa açısı kadarmış arkadaşlar. A, buradan ne çıktı o zaman arkadaşlar? Buraya alfa buldum. Buranın alfa olması ne anlama geliyor? Hocam şununla şu yöndeş açı o zaman. Şunlar tamam üçgenimiz buraya denk geldi. Hani ben bunu böyle döndürdüğümde ee, bu açı kadar döndürdüm. Yani burası da alfa oldu. Şu üçgenle karşılaştık. Aslında neyi saklamışım burada? Bu açının da şu açıya eşit olması. Alfaya eşit olması. Yani yöndeş açı sağlandı. O zaman bunlar birbirine paralel oldu. Tamam o zaman şunu sileyim. İçin esprisi burada alfayı yakalatmaktı galiba. Şimdi bizden mn bölü bc isteniyor. Zaten bunlar paralel ya arkadaşlar. Tamam olay bitti. Şunun tamamının oranı 4x bölü 3. 7x değil midir arkadaşlar burası? 4 bölü 7. Peki ağırlık merkezini vermiş ağırlık merkezini kullanacağım. İlk önce özelliği vermeden özelliksiz bir şekilde yapayım. Arkadaş şurayı 7x buldum. Burası ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini kullanacağım. Şurası ve şurası da birbirine paralel. Şimdi ağırlık merkezini nasıl kullanabiliriz? Ağırlık merkezinden geçtiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? Şunlar birbirine eşit oluyordu. E burası da 2'ye 1 oran oluyordu arkadaşlar. E 2 bölü 3'ten dolayı şurayı yazabilirim. 2 bölü 3 7x bölü a diyelim. O zaman burası da a bizden 2a isteniyor. O zaman 2 bölü 3 2k'nın 3k'ya oranı eşittir. 7x bölü a'ya eşit oldu. E hatta bizden 2a isteniyor. Şununla k'lar gitti. İşler dışlar yapınca direkt 2a eşittir. 21x yaptı arkadaşlar. Zaten bizden de 2a isteniyor. Şurayı da 21x bulduk. Zaten ağırlık merkezinde şöyle paralel olduğunda bununla, bunun arasında 1'e 3 oran vardır diye özelliklerde söylememiş miydik? Evet özelliği unutan arkadaşlar da yine buradaki ispattan da yapabilirsiniz tabii ki. Bakın ispattan yaptım. Yani burası 7x direkt burası ne olur? 3 katı 21x olur. Zaten burada da 2a'nın 21x olduğunu gösterdim arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Mn yani 4x bölü bc. 21x isteniyor. Cevabımız 4 bölü 21 çıktı arkadaşlar yeni nesil soru dediğimiz e, paralelliği direkt vermez açıların eşitliğini direkt vermez onları böyle garip grup şeylerle sizin bulmanızı isteyebilirler arkadaşlar her zaman ne diyoruz verilen bilgiyi kullanacaksın ya da bulduğun bilgiyi kullanacaksın bulduğun bilgi burada açıların eşitliğini biz bulduk bundan dolayı paralellik çıktı ondan sonra oranlama isteniyorsa temel orantı olduğu belli zaten temel orantıya gittik arkadaşlar ve burada ağırlık merkeziyle de ilişkili de vardı bir soru ee, şuradaki paralelten dolayı da burayı da 21x bulduk. Güzel soru. Hoş soru. Dikkat edin arkadaşlar. Böylelikle temel orantıyı halletmiş olduk arkadaşlar. O zaman ee, ne diyoruz? Bir sonraki videoda son konu anlatımı yani benzerlikle ilgili son kısım kelebek benzerliğinin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.